sektörün en iyi firmaları Türkiye'nin genç yetenekleriyle Kariyer Günleri Fuarı'nda buluşuyor. Firmaların online standlarını açarak genç yetenek avına çıkacağı kariyer günleri içeriğiyle top dolu. Türkiye'nin en kapsamlı iş ve staj bulma fuarına seni de bekliyoruz. Kaydını yap, CV'ni yükle, iş fırsatlarını kaçırma. Unutma, bu fuarda çok iş var. Herkese merhaba. Bugün Kariyer.net'in kariyer günlerinde beraberiz. Bu sene diye yazılım olarak bizler de Kariyer.net'in bu hazırladığı fuara katılarak siz adaylarımızla iletişim kurma fırsatı yakalamak istedik. Ben Süha Onay, diye yazılımın kurucu ortaklarındanım. Yanımda da bana destek verecek Gülşah Hanım var. O da İK müdürümüz. Merhaba Gülşah Hanım. Merhabalar Süha Bey. Kariyer.net ekibine ve aynı zamanda sizlerle dinleyicilerimize katılım sağladığınız için öncelikle teşekkür ediyorum. Evet, şimdi şöyle bir plan yaptık. Biz önce ben hem firmayı anlatacağım, kendi tavsiyelerim varsa bunlardan sizlere sunmak istiyorum mutlaka. Ondan sonra da Gülşah Hanım bizim İK politikalarımız hakkında sizlere daha detaylı bilgiler verecektik. Bir sunum üzerinden devam edelim. Şimdi ben size neler anlatmaya çalışacağım. Bir kendimden bahsedeceğim hızlıca, şirketimizden ve ürünümüzden bahsedeceğim. Çünkü DIA'nın asıl ürünü, asıl değeri DIA ERP, Cloud ERP dediğimiz ürün. Bu DIA'dan bahsedeceğim. Biz ama bu ürünü geliştirerek aynı zamanda gerçekten çok gurur duyduğumuz ülke ekonomisine büyük faydalar sağlıyoruz. Bunlar neler? Siz bizlerin aranıza katıldığınızda siz de buna destek olacaksınız. O yüzden bunlar bizim için önemli. İş arama faaliyetlerinde, mülakatlarda veya hayatınızın geri kalan döneminde, kariyerlerinizde size olan bazı tavsiyelerim olacak. Belirli bir tecrübeye sahibiz. Umarım bu noktalarda da güzel tavsiyeler de verebilirim. Ve neden diye de çalışmalıyım noktasıyla hemen bitireceğim. Çok uzun tutmamaya çalışacağım tabii. Şu gördüğünüz yakışıklı adam benim. 1979 Eskişehir doğumluyum. Küçük bir ilçede doğdum aslında, 10 bin nüfuslu. Orada Atatürk İlkokulu, herhalde herkesin gittiği ilkokulların hemen hemen eskiden hep Atatürk İlkokulu'ydu. Atatürk İlkokulu'nda okudum. Daha sonradan 1990 yılında Eskişehir Kılıçoğlu Anadolu Lisesi'ni kazandım. Bu ayrı bir o dönem en önemli sınavlardan biriydi hayatımızdaki sınavlar. Sizlerin de hayatında var. Bizlerin zamanında da sınavlar olmazsa olmazdı. Her hafta sonu sabahtan yarım gün olmak üzere kurslara gider. Anadolu Lisesi kurslarına, cumartesi, pazar. Ve Anadolu Lisesi'ni kazanmaya çalışırdık. Daha sonradan 97 yılına geldiğimde hazırlık ve dahil 6 yıl ortaokul ve liseden sonra 97 yılına geldiğimizde Bilkent Üniversitesi Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği. Şu anda Bilgisayar Mühendisliği. Ben girdiğim zaman Bilgisayar Mühendisliği'ydi. Orayı kazanma fırsatım oldu ve orada asıl mesleğimi öğrenme fırsatı buldum. Bilgisayar mühendisiyim. Yazılım dünyasındayız ve üniversitede aldığım derslerle, yaptığım projelerle, arkadaşlarımdan edindiğim tecrübelerle üniversite bana birçok değer kattı tabii. Ama burada da size olan tavsiyelerim mutlaka olacak. Bilkent'e girdiğimde benim hemen hemen tüm oda arkadaşlarım ilk binde olan arkadaşlarımdı. Sınıf arkadaşlarım, diğer bölümlerdeki arkadaşlarım. İşte ÖSS, ÖYS dönemiydi o zaman. İşte ülke birincileri hep bizim aynı yurtta kaldığımız arkadaşlarımızdı. Ama iş yaşamında da farklı tecrübelerle, farklı kişilerle tanıştık. Üniversite ne kadar değer katıyor bir insana? Not ortalamaları ne kadar değer katıyor? İleride sunum ileri noktalarında bunlardan da bahsetmeye çalışacağım. 2002 yılına geldiğimde üniversiteden mezun olduktan sonra elimizde bir yurt dışına gitme, master yapma, doktora yapma fırsatı vardı. Veya askere gitme veya bir şirkete çalışma fırsatı vardı. Benim yurt dışına gitme fırsatım da vardı ama Türkiye'de kalıp yazılım tarafında çalışma tecrübesi edinmek istedim. Ve Yapı Kredi Bankası'na yazılım uzmanı olarak girdim.
Yaklaşık işte bir buçuk yıl kadar da Yapı Kredi Bankası'nda çalıştıktan sonra DIA yazılımı, o zamanki ismiyle Likya yazılımı kurduk. 2004 yılında, şu anda 2021 yılında 17 yıldır bu şirkette farklı farklı görevlerde bulundum. İlk kurulduğumuzda tabii 2-3 kişi bir her işi yapıyorduk. Her konunun bir tarafından tutuyorduk. Yeri geldi müşterilere satışa gidiyorduk. Yeri geldi web sitesini geliştirmeye çalışıyorduk. Yeri geldi Google AdWords'ten reklam faaliyetlerinde bulunuyorduk. Fiyat politikaları, müşteri destek politikaları hepsini belirlemek üzere hepsinde bilfiil çalışarak bu noktaya kadar geldim. Bu benim hayat hikayem tabii. Hani hem eğitim tarafı hem biraz tecrübe tarafı. Şimdi DIA yazılım 2004 yılında kurduktan sonra DIA yazılım neler yaşadı? ODTÜ Teknokent'te kurduk. Gerçekten eğer girişimciler için bizim yaşadığımız süreç, aranızda mutlaka girişim denemesi yapacaklar olanlar da vardır. DIA yazılımın bizim yaşadığımız tecrübeler gerçekten önemli. Biz COSGAP desteğiyle kurulmuş bir firmayız. 2004 yılında COSGAP'in ODTÜ Teknokent'teki Kuluçka Merkezi'ne kurulduk. Bu tarz devletin bazı kurumlarının verdiği destekler var ve bu destekler gerçekten çok önemli destekler. Ben geriye dönüp baktığımda COSGAP'in destekleri, TÜBİTAK'ın proje destekleri veya Teknopark'ta olmanın vergisel yükümlülükler alanında bizlere destekleri dolayısıyla gerçekten büyüme esnasında rahat büyüyebildik ve bu destekler olmasaydı bizim için çok zor olurdu. Yani Türkiye gerçekten ekonomisi çok inişli çıkışlı olan bir ülke, iş yapması çok zor olan bir ülke. Bu desteklerle ayakta durabiliyorsunuz. Destek olmayan sektörler gerçekten zorlanıyorlar. Ama yazılım sektörü, bilişim sektörü devletin de destek verdi. Çünkü yani her ülkenin teknolojiyle gelişeceği biliniyor. Ve işte bilgisayar mühendisliği alanında veya elektronik mühendisliği, programcılık, bilişim alanındaki tüm mesleklerin hep geleceği olduğu varsayıldığı için ülkelerde bu alanlara destek oluyor. Ülkemizde de bu anlamda destekler var. İşte farklı farklı Avrupa Birliği destekli projeler de gerçekleştirdik. İşte ITA 3 denilen programlar var. Yurt dışına gidip bunların fuarlarına katıldık ve ARGE projeleri geliştirmeye çalıştık ilk etapta. Daha sonradan bu ARGE projelerinin altyapısında ortaya çıkan bir yazılım altyapısını da, bulut altyapısını da biz nasıl bir ürün şirketi haline dönüştürürüz diye düşünerek DIA uygulamasını çıkardık. DIA da değişime ilk adım anlamına geliyor. Bulut üzerinden çalışan bir yazılım ortaya çıktı ve büyüyerek devam ediyor. 2010 yılında İstanbul'da satış ve pazarlama ofisimi açtık. Tamamen bayi kanalıyla büyüyen bir şirketiz. Şu anda 70'e yakın uzman kadrosuyla her yıl büyüyerek devam ediyoruz iş hayatımıza. Şimdi DIA ne? Hızlıca şeyim, bir cloud ERP aslında. DIA bulut altyapısı üzerinde. Daha önceden biz geleceğin teknolojisi diyorduk ama günümüzün teknolojisi artık bulut altyapısında olmayan hiçbir yazılım yok. Bulut üzerinde çalışan ama esnekliği hedefleyen bir paket yazılım, ERP yazılımı. Bu ürün gamını görüyorsunuz. Biz klasik bir, gerçekten Türkiye'de çok büyük bu alanda muhasebe yazılımı konusunda hizmet veren bizim rakiplerimiz var. Çok büyük firmalar. Biz onlarla rekabet etmek üzere var gücümüzle her zaman çalışıyoruz. Rekabet ettiğimiz noktalardan biri de ürün yelpazemiz. Onlardan çok daha gelişmiş bir şekilde biz ürün yelpazemize güveniyoruz. Gelişmiş bir çözüm kütüphanemiz var. Yani mobil her şeyin odağında olması gereken bir konu. Mobil uygulamalarımız, üretim yönetimlerimiz, e-ticaretimiz, farklı farklı noktalarda resmi muhasebe yazılımlarımız gibi birçok konuda, birçok sektöre hitap eden ERP yazılımları geliştiriyoruz. ERP ne demek bilmeyenler olabilir. Kurumsal kaynak planlama yazılımları diye geçiyor. Yani bir işletmenin A'dan Z'ye tüm kaynaklarını, bu personeli olabilir, işçisi olabilir, stokları olabilir, her şeyi olabilir. Bunları yöneten yazılımlar anlamına geliyor. Biz aynı zamanda en sağ altta göreceğiniz bir e-fatura, e-devlet hizmeti veriyoruz. Biz e-fatura entegratörüyüz. Gelirler İdaresi Başkanlığı'ndan izin almış ve ERP işi yapan birkaç entegratör firmadan biriyiz Türkiye'de.
Şimdi bunları geçeceğim. Bulut yazılımının ne gibi faydaları var diye hani hızlı geçeceğim buraları. Bizim hizmet verdiğimiz müşterilere parasal riskleri ortadan kaldırıyoruz. Fonksiyonel riskleri ortadan kaldırıyoruz ve fiziksel riskleri ortadan kaldırıyoruz. Hani bir muhasebe yazılımı nasıl kullanılır bir işletmede? İşte genelde bulut yazılım, bulut öncesi ve şu andaki Türkiye'deki işletmelerin %90'ı muhasebe tarafında bulut yazılımı kullanmıyor. Onu da söyleyebilirim. İşletmeler işte serverler satın alıyorlar. O serverlara yazılım yükletiyorlar ve işletme personellerinin ofislerden, şubelerden, mağazalardan uzak masaüstü bağlantılarıyla veya mobil cihazlarıyla farklı farklı ayarlar yaparak bu serverlara bağlanarak aslında lokaldeki yazılımı kullanabilmelerini sağlıyorlar. Bunun parasal riskleri neler? Bu server donanım ortamını kurabilmek. Lisanslar var, donanımsal yatırımlar var, güvenlik yazılım tarafı var, güvenlik donanım tarafı var. Birçok parasal risk var burada. Fonksiyonel riskler neler? Bu serverları kimler kuruyor? Kimlerden destek alınıyor? Güvenlik anlamında dikkat ediliyor mu? Performans anlamında network'ü dikkat edecek şekilde kurulması gerekiyor ki bu yazılımları düzgün bir şekilde kullanılabilsin. Bunlar önemli. Fiziksel riskler nelerdi? Bu serverları, bu işletmeler, bu mağazalara gidiyorsunuz, alışveriş yapıyorsunuz. Buradaki fatura satış yaptıkları uygulamaları nerede tutuyorlar? İşte burada arka planda gördüğünüz gibi bir server, bir kablo yumağının içinde mi tutuyorlar? Fiziksel olarak nerede tutuyorlar? Nerede güvenliğini sağlıyorlar? Bunlar hep önemli. Biz veri merkezleriyle çalışıyoruz ve veri merkezlerinde işte Süper Online'ın Ankara Temelli'deki Türkiye'nin en büyüğü olacak veri merkezi altyapısını kullanıyoruz. Ve bunun üzerinden, buradaki serverlar üzerinden tüm Türkiye'ye hizmet vermeye, tüm dünyaya hizmet vermeye çalışıyoruz. Güvenliği de önemsiyoruz ve biz şirket olarak tüm süreçlerimizi gerçekten layığıyla en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. IT tarafımız bilgi güvenliği yönetim sistemiyle ISO 27001 verilerimizin güvenliğini, süreçlerimizin güvenliğini sağlıyor. ISO 22301 iş sürekliliği, herhangi bir disaster durumunda, felaket durumunda ben müşterilerime hizmet vermeye nasıl devam edeceğim? Bunun süreçlerini, bunun neler yapmamız gerektiği konusunda bizi sertifikalandırıyor. ISO 20000 bilgi teknolojisi hizmet yönetim sistemi sertifikası da vereceğim hizmeti aynı kalitede nasıl devam ettirebileceğimi, dışarıdan gelecek risklere karşı nasıl müşterilerimi hala memnun şekilde tutabileceğimi söylüyor. Bunların her yıl denetiminden giriyoruz ve başarıyla geçiyoruz diyeyim. Biraz önce dedim, biz eğer bizimle çalışma fırsatı yakalarsanız ülke ekonomisine gerçekten gurur duyacağımız faydalar sağlıyoruz. Bunlar neler? Biraz önce dedim, parasal riskleri biz ortadan kaldırıyoruz aslında. Şimdi ülkemiz iki konuda dışa bağımlı biliyorsunuz. Bir enerji, iki teknoloji. Enerji konusunda işte doğalgaz yataklar bulunuyor. Çok büyük değil. Ne kadar, ne zaman çıkacak ama biz doğalgaz, dışarıdan doğalgaz alıp oradan elektrik üreten bir ülkeyiz ve elektrik en önemli enerji kaynaklarından biri. Araçlar elektrikli oluyor. Bu serverlar elektrik olmadan çalışmıyor. Elektrik olmazsa olmaz noktalardan biri. Yani enerji bizim için ülkemizin dışa bağımlı olduğu noktalardan biri. Teknoloji de dışa bağımlı noktalardan biri. Biz bunlarda nasıl destek sağlıyoruz? Bizim hizmet verdiğimiz bu COBİ'ler eğer lokaldeki bir server kullansalar ne kadar enerji harcarlar diye düşündüğümüzde gerçekten bir işletmenin maliyetlerine değer fazlalaştıracak bir madde. Biz burada DIA'ya geçtiğinde %99'luk bir verimlilik sağlıyoruz. Donanım tarafında biraz önce bahsettim, donanımlar alınıyor, güvenlik ekipman alınıyor. Onların üzerindeki işte Windows Server lisansları gibi yatırımlar yapıyorlar bu işletmeler. Binlerce dolar tutuyor. Ortalamada İlk yatırım maliyeti hemen hemen 3000 dolardan daha fazla olabilir ve her yıl amortisman maliyetiyle beraber bu 600 dolarlar diye düşünün. Bir işletme buna yatırım yapıyor. Biz yine DIA olarak bir işletme bunlara yatırım yapmak yerine DIA'ya yatırım yaptığını, DIA'yı kullandığını %99'luk verimlilik sağlıyoruz donanım tarafında. Ve diyoruz ki eğer 100 bin girişimci, bizim yaklaşık 7 bine yakın müşterimiz var tüm Türkiye'de. 7 bin tane işletmeye hizmet veriyoruz yazılım, muhasebe anlamında, e-ticaret anlamında, stok yönetimi anlamında. Eğer 100 bin girişimci COBİ, eğer sadece bulut kullanıyor oluyorsa ülke ekonomisi nasıl bir fayda sağlıyorum ben? Enerji anlamında 200 milyon TL'lik her yıl tasarruf sağlıyorum. Donanım tarafında da
300 milyon dolarlık ilk yatırım maliyetini, 60 milyon dolarlık da her yıl amortisman maliyetini, güncelleme idame maliyetini ortadan kaldırıyorum. Bu gerçekten bizim için önemli noktalardan biri. Biz DIA olarak yerli bir firmayız, yerli yazılım üreten firmayız, açık kaynak kullanımına önem veren bir firmayız ve yerli bulut üzerinden, işte Amazonlar, Microsoft Azure'lar değil, KVKK kapsamında artık verilerin tamamının Türkiye'de bulunması gerekiyor zaten. Yerli bulut üzerinden yazılımlarını geliştiren ve hizmetini sürdüren bir firmayız. Şöyle saatime de bir bakayım. Şimdi hızlıca tavsiyelerim veya sizlere sunabilecek, söyleyebileceklerim neler? Şimdi bir rekabet içindesiniz hepiniz. Hayatınız boyunca şu ana kadar hep bir rekabet içindeydiniz. Nasıl bir gençlik diyorsunuz belki, hep böyle mi olacak? Yani sizi umutlandırmak isterim ama hep böyle olacak. İş yaşamında da böyle olacak. Rekabet her zaman var. Daha önceden işte lise sınavları, üniversite sınavları hep bir rekabet içindeydik. Şimdi iş aslanın ağzında. Doğru işi doğru kişiye verebilmek üzerine bizler farklı çalışmalar yapıyoruz. Hepiniz bir rekabet içindesiniz. Burada rekabette öne çıkabilmek için ne olmamız gerekiyor? Herkesin aynı olduğu bir noktada öne çıkabilmeniz, rekabette kazanabilmeniz mümkün değil. O yüzden farklı olmanız gerekiyor. Farklı olmak için neler yapabileceğinizi de birazdan anlatacağım. Farklı olmanız gerekiyor ama kesinlikle. Kendinizi mutlaka geliştirmeniz gerekiyor. Bu sertifikalar olabilir, farklı farklı işte Udemy'de eğitimler olabilir. İlla arkasından bir sertifika olması değil. Ama bu Udemy'de alacağınız bir eğitimi veya farklı yerde bir sertifika eğitimine katıldıktan sonra ücretli ücretsiz fark etmez. Ücretsiz olması sizin için daha iyi tabii. Bu eğitimlerde öğrendiklerinizi mutlaka uygulamakla ilgili, gerçek yaşamda uygulamakla ilgili neler yaptığınızla alakalı kendinizi geliştirmeniz gerekiyor tarafındayım ben. İletişim en önemli noktalardan biri. Bizim mülakatlarda dikkat ettiğimiz en önemli nokta aslında iletişim. Kişi kendini ifade edemiyorsa, en çok tanıdığı kişi kendisini ifade edemiyorsa, müşterisine ürünü nasıl ifade edecek veya müşterisinin ona anlattığı bir konuyu nasıl başka birine ifade edecek? İletişim gerçekten önemli. Bir kişinin, bu biraz da karakter meselesi tabii ama her şey geliştirilebilir, bir adım öteye götürülebilir noktalarda. Sosyalleşme önemli, insanların birbiriyle iletişim kurması önemli. Sosyal kişiler, farklı farklı ortamlara gelen, farklı farklı kişilerle tanışmaktan çekinmeyen, kendini ifade etmekten çekinmeyen kişiler her zaman bir adım öne çıkıyor. Benim de size tavsiyem bu anlamda kendinize ne katabilecekseniz iletişiminizi kuvvetlendirecek şekilde mülakatlarda ve sonrasında iş yaşamınızda büyük değer katacaktır size. Tecrübe, tabii hani üniversitelerde bazen üniversite öğrencileriyle görüşüyorum. İşte hiçbir firma stajyer almıyor, hiçbir firma işte yeni mezuna iş vermiyor gibisinden bazen serzenişler olabiliyor. Mutlaka firmalarda hani daha çok tecrübeli insana yer vermek istiyor ki o tecrübeyle beraber hızlı bir şekilde o personelden geri bildirim alabilsin. Ne bu? Biz bir yazılımcı aldığımızda eğer yeni mezunsa ben ona bazı noktaları öğretmek için veya iş yaşamındaki bu iletişimi öğretmek için, görevlendirmeyi öğretmek için, İK izin süreci nasıl olur? Hani bunların hepsi birer risktir. Performanslı bir şekilde yazılımını geliştirebilmesi için belki 6 ay geçecek. Ama tecrübeli bir kişinin 3 ayda veya 2 ayda geri bildirim verimli olmaya başlayacak diyebilirim. Nasıl tecrübe edineceksiniz peki? Bu sadece biz yani mülakatlar iş yaşamında veya staj olarak tecrübe değil. Sizin kendi kendinize yaptığınız noktalar bile, geliştirme projeler bile size bir tecrübe katacaktır. Mutlaka bunlara CV'nizde yer verin, küçük bile olsa. Ve mülakatlarda bunlardan mutlaka bahsedin. Hani biraz önce dedim, Udemy'den eğitim alırsınız, kendinizi geliştirirsiniz. Orada yapacağınız bir uygulama, mesela bir JavaScript kütüphanesi kullanarak bir mobil uygulama geliştireceğiniz bir eğitim aldınız ve bununla ilgili bir uygulama geliştirdiniz. Bu uygulama size tecrübe katacaktır yazılım tarafında
veya farklı tarafta muhasebe tarafında departmanını hedefleyen bir personelseniz farklı noktalarda kendinize tecrübe katacak bazı deneyimler elde etmeniz gerekiyor. Bu anlamda rekabette öne plana çıkacağınız noktalardan biridir. Şimdi biz diye yazılım olarak bayağı da uzattım galiba ama hızlıca devam edeceğim. İşe alım yaparken ben neye dikkat ediyorum? Hangi üniversiteye dikkat etmiyorum? İnanın dikkat etmiyorum. Dediğim gibi kendim iyi üniversitelerden birinden mezunum. İlk bindeki birçok arkadaşım oldu ama iletişimi kuvvetli olmayan, biraz önce ne dedim? İletişim çok önemli. İletişimi kuvvetli olmayan insanlar olabiliyor ve gerçekten başarısı olabiliyorlar. Her şey sınav başarısı olmuyor. Üniversite çok önemli değil. Not ortalaması önemli değil. Geçebilecek kadar tabii 2-0-1 ile geçmek değil, belki 3'ler olması en azından insanın sorumluluk bilincini de ne kadar ortaya koyduğunu gösterebiliyor bu anlamda. Ama yok işte 3.5 high honor listesi, şeref listesi falan çok önemli şeyler olduğunu düşünmüyorum. Ben ders dışındaki projeler en önemli noktalardan biri bu. Üniversite hayatınızı okuduğunuz müddetçe kendinizi bu noktada geliştirebilirsiniz. İnanın bazen lise öğrencileri ne ben staja almak istiyorum. Bazı lise öğrencileri o kadar gerçekten kendini geliştirerek yazdıkları metinlerle bize başvurularda, maillerinde geliştirdikleri uygulamalarla kendilerini bir adım öne çıkarıyorlar. Bunlar gerçekten yapacağınız projeler sizi bir adım öne çıkaracaktır. Staj tarafı, iş tecrübesi önemli mutlaka. Bunları elde etmeniz gerekiyor ama biz yeni mezunlara da şans veren bir şirketiz. Çünkü yeni mezunlar daha açık odaklı olabiliyorlar, daha hızlı öğrenebiliyorlar, daha hızlı uyum sağlayabiliyorlar. Bu anlamda o başvurulara da mutlaka ihtiyacımız var. İletişim gücü, biraz önce dediğim gibi en önemli noktalardan biri. Bu kendinizi ifade edebilmeye, nasıl konuşacağınıza, neleri nasıl yapmanız gerektiğine mutlaka önem vermeniz gerekiyor. Yine en önemli noktalardan biri de sorumluluk bilinci. Tabii bunu mülakat esnasında bizim anlamamız mümkün değil ama iş yaşamına başladıktan sonra bizde çalışırsınız veya başka bir yerde çalışırsınız. Sorumluluklarınızı bilen, sorumluluklarını takip eden, işini takip eden personel her zaman bir adım öne çıkıyor ve kariyer basamaklarını çok daha hızlı tırmanıyor diyebilirim. Biraz Ar-Ge'ciler, ben kendim de mühendis olarak Ar-Ge'ciler biz neler kullanıyoruz, hangi ekipmanları kullanıyoruz onlardan biraz bilgi vereyim. Yazılım dilleri tarafında en çok Python'u kullanıyoruz. Mobil uygulama tarafında JavaScript kullanıyoruz. Java, işte entegratörlük tarafında bazı uygulamalarla çok az olmasına rağmen kullanıyoruz. Ruby ve PHP'yi web e-ticaret uygulamalarımızda kullanıyoruz. SQL zaten olmazsa olmaz bir yazılım, veri tabanı dili. Framework olarak Twisted Network Framework'ını kullanıyoruz. Python çok kullandığımız için Twisted Python kütüphanesi. React Native'de JavaScript kullandığımız için React Native, Facebook'un geliştirmiş olduğu bir mobil uygulama altyapısı. Mobil uygulamalarımızı geliştirirken de React Native kullanıyoruz. Geliştirme ortamı olarak PyCharm, Eclipse, Visual Studio, Android Studio, Xcode farklı farklı. Her persona kendisinin hangisinde rahat hissediyorsa onu kullanabilir. Ben yıllar önce yazılım geliştirirken Notepad++ kullandığımı da çok güzel hatırlıyorum. Kim nerede rahat hissediyorsa onu kullanabiliyor. Veri tabanı tarafında PostgreSQL en büyük kullandığımız veri tabanı. Tüm sistemimizin olduğu veri tabanı PostgreSQL. Buraya kadar gördüyseniz genelde hep açık kaynak uygulamalar, açık kaynak sistemler kullanmaya önem gösteriyoruz. Bu hem açık kaynağı olan inancımızdan ötürü hem de maliyetlerimizi COBİ'lere, ürün fiyatlarımıza ne kadar az yansıtabilirsek o kadar doğru oluyor. İşte Qt, C++ kütüphanesi, onu kullanıyoruz. CamuSM'nin SIA kütüphanelerini kullanıyoruz. Birçok Python kütüphanesi kullanıyoruz. Tüm altyapımız Linux'te. Ceph kullanıyoruz. GlassTFS, bunları bilmeyenler vardır belki ama bunları araştırabilirsiniz belki. KVM, Ansible, OpenNebula, bulut yönetim uygulamaları ve onların altındaki bazı kütüphaneler ve uygulamalar diyebilirsiniz. Elasticsearch, hızlı aramalar için Redmine, proje yönetim uygulamaları, Git, source yönetim, source kaynak source yönetim uygulaması, versiyon uygulaması.
Rocket Chat şirket içi chat uygulamamız, Nginx gibi birçok altyapı kullanıyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi sözü Gülşah Hanım'a devrediyorum. O da hızlıca şirketimizin diğer İK tarafında nelere dikkat ettiğinden bahsetsin. Teşekkürler. Gülşah Hanım, söz sizde. Teşekkür ederim Süha Bey. Çok pardon. Ben İK departmanı tarafından biraz bahsetmek istiyorum size. İş alım süreçlerimizden. Çok pardon. Süha Bey de bayağı bahsetti aslında kullandığımız teknolojilerden, işe alım süreçlerimizden. Ama biz uçtan uca bir işe alım süreci yürütüyoruz. Çalışan profillerimiz, yani insan kaynağımız bizim için çok kıymetli. Adaylarımızın kariyer planlarını ve ilgi alanlarını referans alarak işe alımları ilerletiyoruz. Ardından ekibimize dahil olan çalışanlarımızın oryantasyonu, eğitimi, performansı ve tutundurması konusunda sürdürülebilir bir kariyer planı oluşturuyoruz. İşe alımlarda benimsediğimiz prensip, adayın ve işverenin eşit seçici pozisyonda olduğundan asla uzaklaşmamak. Taraflardan İK'nın birincil ölçümü, adayın bilinçli bir seçim yapıp yapmadığından emin olmak. Bu değerlendirme elbette ki şirketler ve çalışanlar arasındaki yolculuğun ilk durağı olan mülakat aşaması oluyor. Burada şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Biz, hatta Süha Bey de özellikle belirtti. Biz adayın okul başarı notuyla, transkriptiyle, kıstas gibi kıstaslarıyla ilgilenmiyoruz, sormuyoruz mülakat esnasında. Mesleki olarak mezun durumunu kabul ederek başlıyoruz görüşmeye. Neler soruyoruz ama? Kullandığımız teknolojiler hakkında bir fikri var mı? Acaba akademik kariyer planı var mı? Ne olmayı hedefliyor? Problem çözme yeteneği gelişmiş mi? İletişime ve gelişime açık mı? Kendini ve olayları iyi ifade edebiliyor mu? İş birliğine yatkın mı gibi konular üzerine çok odaklanıyoruz. Böyle meraklı, motivasyonu yüksek, uygun aday profilleri hemen dikkatimizi çekiyor. Ve elbette ki mülakat esnasında adayın bize yönelttiği sorular yine aday hakkında böyle somut bildirimler oluşturmamız açısından çok kıymetli oluyor. Ben genç yeteneklere özellikle öneriyorum, siz lütfen iş görüşmelerinde gittiğiniz firmaya, görüştüğünüz departmana siz de lütfen sorularınızı yöneltin. Adaylarımızın değerlendirilmesi ilgili pozisyonu birim yöneticileriyle birlikte yapılıyor. Bizim diğer olarak tüm departmanlarda işbirliğine dayalı proaktif bir çalışma kültürümüz bulunmakta. Çünkü ölçemediğimiz hiçbir şeyi yönetemeyeceğimizin farkındalığıyla bütün birimlerimizle işbirliği içinde hareket ediyoruz. Belirtmekte de fayda var. Pandeminin etkisiyle iç iletişim ve tutundurma alanlarında daha yoğun mesai yapmaya başladık. Birçok şirket gibi. Mülakatı olumlu geçen adaylarımıza çeşitli HR kişilik envanter testleri uyguluyoruz. Çünkü potansiyel adayımızın kişisel ve davranışsal özellikleri hakkında az çok bilgi sahibi olmak, onun eğitimini planlamada, performansını değerlendirmede ve kariyer yönetiminde çok etkin rol oynuyor. Ben bir İK'cı olarak kişilik envanter testlerine güveniyorum. Uçları birbirine bağlamak gerekiyor ve diğer ucumuz az önce de bahsettiğim gibi kullandığımız teknolojileri, şirketimize, yaptığımız işlerin tekniklerine gerçekten ilgi duyuyor mu noktası oluyor adayımızın. Biz diğer olarak ama şeffaflık ve çeviklik mottosuyla ekibimizi büyütüyoruz. Şeffaflığın gerek kurum gerekse çalışan açısından çok mühim olduğunu farkındayız ve süreçlerimize yansıtmak için çaba gösteriyoruz. Yöneticilerin, müşterilerin ve çalışanların mevcut durum ile ilgili doğru kararları almasını pozitif anlamda direkt etkilediğini, performansı arttırdığını deneyimliyoruz. Dediğim gibi yani şeffaflık ve çeviklik birlikte büyümemizin anahtarları diyebiliriz. Henüz iş hayatına atılmayan yeni mezun ve adaylara, genç yeteneklere önerebileceğim en önemli şey, yani lütfen çalışmak, üretmek istediğiniz, ilginizi çeken, size yakın, sizi heyecanlandıran, teknolojileri kullanan şirketleri araştırın. Yani lisans mezunu olmakla artık evet iş hayatına atılabilirim algısıyla başvurular yapıyorsunuz, dönüşler olmadığında demoralize oluyorsunuz. Ama ben 16-17 yaşında belki bilinçli, belki tesadüfen kazandığınız bölümün mezunu olarak daha iş hayatına atılmadan ne yapmak istediğinizi bilebileceğinizi, farkında olabileceğinizi düşünmüyorum. Ama bunun da deneme yanılma yoluyla
yapmaktansa, sürenizi, vaktinizi, kariyerinizi bu şekilde zaman harcamaktansa çok araştırmacı olmanızı tavsiye ediyorum. Network oluşturun. Yeni kuşak için hafta teknoloji kuşağı diyebilir sizin için. Z kuşağı da diyoruz. İletişim ağı oluşturmak eskiden oranla çok daha kolay. Erişim açık. Dijital birçok sosyal ağlar var. Bu platformlarda ilgi ve hayranlık duyduğunuz birçok iş insanını yakından tanıma, özgeçmişini okuma, tecrübelerini takip etme imkanları sunuyor bu platformlar. Bunları biz de yapıyoruz. Bu mecraları kullanmalarını, kendilerini şeffaf formunda yansıtan, bir de bu konu çok önemli. Lütfen kendinizi ifade ederken mümkün olduğunca şeffaf olmaya çalışın. Yani iş görüşmesi anında acaba bu işe kabul edilebilecek miyim algısından daha çok bu iş yeri bana ne katabilir, ben buraya ne kazandırabilirim, benim iç motivasyonuma uygun mu bu ortam? Lütfen bunları gözlemlemeye çalışın, sorular sorun. Sadece İK'lar soru sormuyor, genç yeteneklere bunu söylüyorum özellikle. Başka sizlere, bağlantıda olmak çok önemli. Sonuç olarak teknoloji çağındayız. Lütfen iletişimde kalma fırsatlarınızı iyi değerlendirin. Network oluşturun. Ama sevgili Üstad İdil Türkmenoğlu'nun da ifade ettiği gibi lütfen network'le torpili karıştırmayın diyerek sözlerimi noktalıyorum. Teşekkürler Gülşah Hanım. Benim sunumum bayağı uzun olunca size biraz evet, kusura bakmayın. Yapmak zorunda kaldım. Şimdi izleyenlerden gelen bazı sorulara cevap verelim isterseniz görüyorsanız. Staj programımız var fakat Ankara lokasyonumuzda ARGE ekibimizde, ARGE departmanımızda var. Hatta işbirliği yaptığımız iki üniversite bulunmakta. ODTÜ ve TOBL'a çalışıyoruz ama zorunlu stajlara yer verebiliyoruz. Staj kadromuz da çok da geniş değil ama siz dediğim gibi Ankara lokasyonunda düşünüyorsanız başvurularınızı da muhakkak ik@diyanet.com.tr'ye iletebilirsiniz. Zaten arkadaşımız yeni mezun anladığım kadarıyla ve iş yazılım mühendisliği noktasında yeni mezun. Biz o noktada her zaman açığız. Biraz önce dediğim gibi yeni mezunlara her zaman destek vermeye açığız. ODTÜ Teknokent'te bizim ARGE departmanımız. Eğer Ankara'da çalışma gibi planınız varsa bizim mutlaka ik@diyanet.com.tr adresine CV'nizi iletebilirsiniz. Ve oradan mutlaka Gülşah Hanımlar değerlendirip sizlere geri dönüş yapacaklardır. Sizin alanınız IT'liyiz. Evet, biraz teknik bir konu. AWS DevOps alanında bootcamp'e katıldım. Bu alanda eğitim alırken sizin şirkette de bu tool'ları kullanabilme imkanı var mı? Ne yazık ki yok. Niye yok? Regülasyonlar dolayı. Yani regülasyon ne demek? Kanunlardan dolayı. Biz de Amazon daha önceden kullanıyorduk. Hatta S3 tarafını kullanıyorduk. Halen bazı noktalarda kullanıyoruz ama minimuma indirdik. KVKK dolayısıyla hizmet verdiğimiz müşterilerin verilerinin devlette hizmeti verdiğimiz için Türkiye lokasyonlu olması gerekiyor. Ne yazık ki Amazon olduğunda yurt dışına çıktığı için Amazon üzerinden hizmet veremiyoruz. Şu anda tamamen kendi serverlarımızda, kendi bulut altyapımız üzerinden hizmet veriyoruz. O yüzden AWS tarafında. S3'ün bazı API'lerini kullanıyoruz ama DevOps tarafında ne yazık ki kullanamıyoruz. Sanırım süremiz doldu Suha Bey. Evet, teşekkürler tüm izleyenlere. Mutlaka fuarda standımızı ziyaret edin. Yeni yaptığımız bir reklam filmi var, onu izleyin. Tekrar yayınlandığında tekrar bu videoyu izleyerek anlattığımız noktalardan yola çıkıp bize sorularınız varsa yine ik@diyanet.com.tr adresine sorabilirsiniz. Standımızdaki temsilcimize de sorabilirsiniz. Umarım. Teşekkürler. Umarım firmamızı iyi tanıtmışızdır sizlere. Sizlere de kariyerinize başarılar diliyorum. Teşekkürler. Sektörün en iyi firmaları Türkiye'nin genç yetenekleriyle Kariyer Günleri Fuarı'nda buluşuyor. Firmaların online standlarını açarak genç yetenek avına çıkacağı Kariyer Günleri içeriğiyle top dolu. Türkiye'nin en kapsamlı iş ve staj bulma fuarına seni de bekliyoruz. Kaydını yap, CV'ni yükle, iş fırsatlarını kaçırma. Unutma, bu fuarda çok iş var.